elinizdeki şeylerin helal ve temiz olanlarından yiyin. Şeytanın izinden yürümeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşman. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmediğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiğinde, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulduğumuz yola uyarız derler. Peki ama ataları bir şey anlamayan, doğru yolu bulamayan kimseler olsalardı mı onların yoluna uyacaklar? İnkar edenleri imana çağıran peygamberle inkar edenlerin durumu, bağırıp çağırmadan başka bir şey duymayan hayvanlara seslenen çobanla hayvanların durumu gibidir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bundan dolayı anlamazlar. Ey iman edenler! Eğer siz ancak Allah'a kulluk ediyorsanız, size verdiğimiz rızıkların iyi ve temizlerinden yiyin ve Allah'a şükredin. Allah sizi ancak leş, kan, domuz eti ve Allah'tan başkası adına kesileni haram kıldı. Ama kim mecbur olur da istismar etmeksizin ve zaruret ölçüsünü aşmaksızın yemek zorunda kalırsa, ona günah yoktur. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah'ın indirdiği kitaptan bir kısmını gizleyip onu az bir bedelle değişenler var ya, işte onlar karınlarına ateşten başka bir şey doldurmuyorlar. Kıyamet günü Allah onlarla ne konuşacak ne de onları arıtacaktır. Onlar için elem dolu bir azap vardır. İşte bunlar hidayeti verip sapıklığı, bağışlanmayı verip azabı satın alanlardır. Onlar ateşe karşı ne kadar da dayanıklıdırlar. Bu azap da Allah'ın kitabı hak olarak indirmiş olması ve onların bunu inkar etmesi sebebiyledir. Kitap konusunda anlaşmazlığa düşenlerse derin bir ayrılık içindedirler.